Hayırdır, hangi rüzgar attı sizi? Buyurun, buyurun. Buyurun. İhsan Bey hakkında konuşmaya gelmiştim. Buyur bakalım, seni dinliyorum. İhsan Bey'e yardım edecek misiniz Cemal ya? Bu konu seni neden bu kadar ilgilendiriyor anlamadım. Sen ve Süheyla teyzen cezaevinden çıkmıyorsunuz. Sizin bu olaya bu kadar karışmanız doğru mu? Size tavsiyem bu işe karışmayın. Bu aile meselesidir. Ben İhsan Bey'in bir haksızlığa uğradığını düşündüğüm için buradayım. Siz bir şey yapmayacaksanız ben ilgilenmek istiyorum. Hiç kendini yorma delikanlı. Şu an acil sorun kefaletin ödenmesi, onu da Asi ile evlenmek üzere olan Kenan üzerine almış bulunuyor. Ayrıca ailenin her şeyiyle de ilgileniyor. Netice itibariyle bu aşırı alakanızdan artık vazgeçebilirsiniz. Demir Bey, görüşmek üzere, içeri girmem lazım. Duyduklarım doğru mu? Babanın kefalet parası için mi yapıyorsun bunu Asi? Bu yüzden mi Kenan'ın teklifini kabul ettin? Senin gibi biri böyle bir evliliği nasıl kabul eder? Baban hapisten çıksın diye o adamı nasıl kabul edersin? Demir, ne diyorsun sen? Bu parayı hiçbir karşılığı olmadan ben sana verebilirdim. Senden para isteyen yok. Bütün bu olanları sen başlatmadın mı zaten? Şimdi hangi yüzle geçmiş karşıma böyle konuşuyorsun? Ayrıca kararlarım için senden izin mi almam gerekiyor? Bu parayı ödememe izin vereceksin. Bunun için önce babamı ikna etmen gerek. Babam senin çiftliğinde çalışmamamı için gidip Bülent'ten borç aldı. Bunca belanın içine bu yüzden girdi. Şimdi senin paranı kabul edecek, öyle mi? Babamı tanımıyorsun. Senden gelecek hiçbir şey kabul etmez. Lütfen bunu düşün. Babanı defalarca uyardım. Şimdi de uyarıyorum. Bu yardımı kabul etmeni istiyorum. İhsan Bey bunu bilmek zorunda değil. Önce babamla görüşmem lazım. Ona sormadan olmaz. Çıkıyor musun? Çiftliğe gitmem lazım. Bir şey mi diyecektin? Yo. Ben çıkıyorum.